150 liraya silgi mi olur der gibisiniz. Duydum. Evet oluyormuş. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün inceleme videoları serimizin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Ben de o yüzden devamlı yapmayı istiyorum. Eğer ki siz de istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve tabii ki de kanala abone olmayı unutmayın. Bugün elimde Milan firmasının yapmış olduğu bir silgi var. Biliyorum bu silgiyi normal bir... Dur, nerede benim silgim? Neyse, normal bir silgi zannetmiş olabilirsiniz ama bu elektrikli bir silgi dostlar. Buna geçmeden önce eğer ki kahvenizi yapmadıysanız kahvenizi yapın. Güzelce bunu yorumlayalım. Silgi işimize yarar mı yoksa yine enayilik mi yaptık? Bak, şey yapabiliriz. Bu serinin sonunda enayi ya da enayinin tersine ne kullanabiliriz? Bulamadım arkadaşlar. Lütfen siz bunu bulun. İki seçenek sunalım videonun sonunda. Enayi ya da iyi bir şey söyleyin. Biz de o ikisinden bir tanesini seçelim. Yorumlarda en çok beğeni alan sözcüğü yaparız biz de. Kahveler de hazırsa bunun kutu açılımına. Abi çok heyecanlıyım, dur. Şimdi şöyle dikdörtgen bir kutumuz varmış. Etrafında bunun genel formunu anlatıyor. Ne işe yarıyor? Bataryası varmış. İşte butonumuz. Burada silgimiz. Burada da yedek silgi galiba konuluyor. Dur bakalım. Türkçe bakayım var mı burada kullanım olarak. Evet. Türkçe koymamışlar. Süpersiniz. Şimdi bunu şöyle bir açalım. Açtığımız zaman içinde şöyle bir yedek silgimiz çıkıyormuş. Bu mavi ya da beyaz ne işe yarıyor? Anlamadım, olsun. Buradan çıkarttığımız zaman da genel formu böyle, başka bir şeyimiz yok efendim. Şimdi buradaki butona tıkladığımız zaman direkt çalışıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu bölüm yuvarlak şekilde dönüyor arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum ama titreşimden belki anlıyorsunuzdur. Şimdi şuradaki bölümü şöyle çekebiliyoruz. Yani burada normal kalem pille çalışıyormuş. Buradan silgiyi çıkartmak istediğim zaman direkt bu şekilde takıp çıkartabiliyorum. Buradaki mavi renktekileri deneyeceğiz. Acaba o tükenmez mi siliyor, bilemedim şu an. Şimdi o zaman bunu denememiz lazım. Acaba ne kadar işe yarıyor? Hani bizim işimizi ne... tamam bak, yedekler buradaymış. Şu an gördüm. Toplam bunun içinde 7 tane beyaz silgi, 4 tane de mavi silgiden geliyor. 150 lira gibi bir parası var. Tabii ki ben bunu aldıktan sonra 3-5 kere reklamını çıktı. Instagram'da, orada, burada, telefonumda. Yani Mark beni o kadar çok iyi dinliyor ki. Bak, yeni bir masa aldım. Böyle hep araştırdım ettim falan. Instagram'ım artık full mobilya dükkanı ya. Yemin ederim kendimi esnaf gibi hissediyorum yani. Bir de bazen normal arkadaşlarımla WhatsApp'tan konuşuyorum. WhatsApp'tan konuştuğum şeyi bile Instagram'da görür oldum. Bu kadar dinleme be adam. Bu kadar dinleme. Merhaba dostlar, ufak bir araya girdim. Aiden the Saver 2 üniversite öğrencisi tarafından geliştiren 2 boyutlu aksiyon bir platform oyunu. Hatta bir tanesi benim sınıf arkadaşım. Şimdi burada temel hedef karşımıza çıkan zombi, iskelet gibi canavarları geçerek bölüm sonu canavarlarını yenmek. Hatta bir canavarımızı sizler yaptınız. Discord'da dedim ki arkadaşlar böyle bir oyun var ve buradaki bir tane karakteri siz yapıyorsunuz. Bir arkadaşımız böyle bir şey tasarladı ki bence iyi. Daha sonrasında piksel olarak dönüştürülü ve oyuna eklendi. Bu şekilde bölüm geçerek kazandığınız altınlarla karakterinizin özelliklerini güçlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da yeni yetenekler alabiliyorsunuz. Ben kendim indirdim. Gerçekten güzel bir oyun. Hani metroda falan giderken çok işime yarıyor. Bu şekilde bir oyun. Bence bir indirin. Zaten açıklamada linkleri mevcut. Daha sonrasında bunu 150'ye aldım ben. 110 liraya da gördüm. Dedim aha, kazıklandık. Yani bunun ismini ben yazarım. Bir link vesaire bırakmayayım. İsteyen varsa yine alabilir. Bu arada hiçbir video, inceleme videolarının hepsi sponsorsuz. Yani hepsini kendim karşılamak zorundayım. O yüzden videoyu izleyip arkadaşlarınıza atarsanız sevineceğim. Sponsor olmak isteyen varsa veya işte al bu video benden sana destek, mail atabilirsiniz. Sponsora da ihtiyacımız var açıkçası böyle videolar için. Ben bir kağıdımı alayım. Ufak bir şeyler karalayayım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Burayı bayağı bir bastırıyorum. Burayı biraz daha az bastıracağım. Sağdakini de normal düz geçeceğim. Bastırmayacağım bile. Hadi bir tane daha olsun. Bunu da çok hafif anda şöyle yapalım. Bakalım bunları silelim nasıl olacakmış. Birazcık sesi rahatsız edebilir. Şu an mikrofona ne kadar geliyor bilmiyorum ama umarım çok fazla gelmiyordur. Hem sağda tuş var hem solda tuş var. İstediğinde basarsın. Ben şöyle tuttuğum için soldaki tuşa basacağım. Hani solaklar varsa böyle tutup sağdakine de böyle basabilir aslında. Şöyle basıyorum. Birinciden başlayalım. Oha. Oha, bak şimdi. Dengesiz çok zor. Kendi kendine biraz hareket ediyor ama bunu çok bastırmamak lazım. Bu arada oğlum bayağı güzel lan, dur. Birazcık az böyle bastırıp sanki üzerinden bir şey çeker gibi yapıyoruz. Vallahi birinci aşamayı tertemiz geçti dostlar. Ama maalesef ki acayip fazla silgi çöpü bırakıyor böyle buralarda. Öyle bir kötü yanı var. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Şöyle yine çapraz biraz tutup. Oo bak, çapraz tutunca zaten şöyle gördüğünüz gibi kendiliğinden şöyle bir formu var. Yüksek ihtimal mesela çok çizim yapan biriseniz ve çok silgi kullanıyorsanız yani bu maksimum size gideceği burada yedek şeylerin de bence bir aydır. Çünkü çok hızlı tükeniyor bakın. İkinci aşamayı yapalım. Bu arada hız açısından gerçekten dostlar hani acayip rahatlatıyor. Gayet iyi sildi. Hafiften bazı yerlerde kaldı. Onları da böyle alalım. Bence şu an çok iyi gidiyor. Bunun hepsini silmesi bir 10-15 ya 12-13 saniye siler böyle bir şeyi. Silgi bitti.
Şunu birazcık ön tarafa almamız lazım şu an. Bunu da tekrardan bu bölüme böyle geçirsem. Ha tamam oldu. Yani dostlar burada açıkçası birazcık beceriksiz oldu. Şu an kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama belli oluyor hafiften. Gelelim en zor bölüme abi. Şunu da ben bayağı bir bastırmıştım. Bakalım buradan eğer ki başarılı çıkarsam enayi olmayacağım. Bir tur daha geçmem lazım. Abi bunda yok. Bayağı bir zorlandı dostlar ya. Bir de şöyle saçma sapan çöpler bırakıyor böyle. Biraz daha yapsam böyle daha sakin yuvarlak şekilde. Biraz yapıyorum ya silgi çöpleri falan sağa sola fırlıyor lan. Arkadaşlar. Yok ya. Kağıdı da birazcık tahriş etti. Beni buradaki bölümde üzdü. Ama eğer ki zaman açısından diyorsak gerçekten zaman açısından muazzam. Ya bir de ben şey denemek istiyorum. Şuradaki bölümde maviler var ya abi. O ne işe yarıyor? Şöyle ben maviyi çıkartacağım. Bak bu bak bu biraz daha sert. Kesin var ya bu tükenmez kalem için. Normal kurşun kalemle bir deneyelim bunu. Tamam bak bunu gayet siliyor ama çok toz bırakıyor lan bu da. Oha bayağı toz bıraktı. Tükenmez kalemimi alıyorum buradan. Oğlum bununla silmek ne kadar zor. Gerçi tükenmez kalem siliyorsun lan tabii zor. Ya bu aslında dostlar şey için düşünebilirsiniz bunu. Hani bu silmiyor. Bu aslında bildiğin kağıdı eşeliyor. Ve o mürekkebi oradan atmaya sağlıyor yani kağıdı eşeleyerek. Çünkü o dediğim gibi sert bir yapıya sahip. O demek istediğim şeyi şöyle biraz daha iyi şu an anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Normal hani video falan çekmesem sadece çizim yapsam almam. Siz de almayın aldırtmayın abi böyle bir şeyi. Bak mesela ben şu an yaklaşık 10 dakikadan beri bir şey siliyorum. Tabii konuşuyorum ama sildiğimiz şey çok bile değil. Normal silginin boyutu aha da şöyle. Şu boyutta. Benim kalan da aha da şu. Gördüğünüz gibi. Ben şurayı dümdüz bir boyayayım. Göz çizmeyi ben çok seviyorum. Yani inceleme videosunda benim için eğer ki o ürünle güzel göz çizebiliyorsam tamam. Bir çerçeve böyle dikdörtgen bir şey yapalım. Onun üzerine göz çizelim. Daha güzel olur hem böyle etkisi de güzel olur. Bakalım şöyle bir yan bölümleri sileyim ben. Sanki bir inşaat aleti kul. Aa çok temiz siliyor ama ya. Silme konusunda üzerine laf yok. Hani kurşun kalemde. Ama tükenmez kalem için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bak şöyle yatay tuttuğumuz zaman daha rahat siliyoruz lan evet. Bayağı geniş alıp da rahat rahat silebildik. Hem birazcık etki de böyle bıraktı. Çıkan çöplere bakar mısınız? Bak göstereceğim şimdi. Şu çıkan çöpleri ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum ama bayağı kötü durumda. İlk başta şöyle birazcık abi genel gözün üst bölümü var. Şimdi şurada iç bölümünü yapacağım ama az böyle bastıracağım. Göz bebeğini birazcık belli etmem gerekiyor. Güzel lan bak rahat oluyor harbiden. Sonra göz bebeğinin içi olacak tabii ki. Orayı böyle yapalım. Tamam fena değil fena değil. Kirpik bölümlerine geldim. Aa bak kirpiği rahat atabiliyorum bu güzel. Uf sesi çok fazla sinirimi bozmaya başladı ha. İç bölümü ben niye boyadım sildim ki aslında simsiyah olması lazımdı. Vallahi arkadaşlar hani eğer ki bakın eğer ki silgiyle çizim yapmayı düşünen biriyseniz ve hani ya ben böyle bir sanata böyle başlamak istiyorum sadece silgiyle çizeyim falan diyorsanız bu sizin işinizi görür. Ama diğer türlü sadece bunu silgi olarak falan filan kullanmayı düşünüyorsanız abi bence almanıza hiç gerek yok. Bir tane Faber-Castell'in 2 liraya silgisini alın keyfinize bakın. 150 liraya bunu alacağınıza gidin 3-5 tane marker alın. Bence çok daha iyi olur. Dediğim gibi abi videonun sonunda yani yorumlarda şey yazın hani enayi mi iyi mi? O iyi olan kelime ne olsun onu bulun. Ama açıkçası ben bu inceleme videosundaki ürünümüze enayi işi demek istiyorum. Kesinlikle almayın. Boşuna para vermeyin. Eğer ki inceleme videosunun daha fazlasının gelmesini istiyorsanız bir hani bu video 2000 like civarı olduğu zaman yeni video atmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bak videoyu da şöyle sizin için abi like atmayı işte şöyle yorum emojisi çizeyim şuraya ikonu çizeyim ha. Yorum atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bye.